Emek çok harcanıyor. Bunu Manisa Kula Orman İşletme Şefliği'nin bize göstermiş olduğu kesim bölgelerinden kesiyoruz, yeliyoruz. Yeledikten sonra siter yapıyoruz araziye. Araziye siter yaptıktan sonra orman muhafaza memurları gelip ölçüyor. Ölçümden sonra bizim ocaklara çekiyoruz bunları traktörlerle. İşte bu şekilde kömüre dönüştürüyoruz. Yığıp, örtüp, ateşliyoruz. Yani zor bir iş, kolay bir iş değil. Sabah saat 8'de araziye çıkarız. Akşamleyin araziden 5-6 gibi dönüyoruz. Yine döndükten sonra da işlem bitmiyor. Ateşli kömürümüz varsa yani uyumuyoruz. 3 saate bir şu ateşli kömürleri gece sabaha kadar da kontrol ediyoruz. Yani bu delinirse yahut rüzgar alırsa bize zarar verir. 5 ton odundan 1 ton gibi kömür çıkıyor. Bunun kesip yakıp hazırlaması, kömüre dönüşmesi 1 hafta 10 gün sürüyor. Hep birlikte imece usulü. Yani bugün benim ocakta, işte diğer gün öbür akraba, hep akrabayız burada. Öbür akrabalarımızın ocağında imece usulü çalışıyoruz. Manisa Kula Nancal Süleyman Köyü'nde en kaliteli kömür burada çıkar. Birinci sınıf yani. Biz ocaklar zaten büyük kurmuyoruz. %80'i birinci kalite olmak şartıyla yapıyoruz bunları. Hani onun için ona özen gösteriyoruz. Yani kazanıyoruz, Allah bereket versin. Başka zaten bir kazancımız yok. Geçim kaynağımız bu mangal kömürü. Hani bunu buradan çıkardığımızda Ege bölgesinin her tarafına dağıtım yapıyoruz. Eşimin yanında çalıştığım için ben her işini kendim anlayayım mesela. Yalnız olsam dahil her işlemini yapabilirim. Yalnız. Mesela kömürü budamasını yaparım, traktöre sarmasını, mesela ocağa gelip döşemesini, örtmesini, hani samanlayıp örtmesini, topraklamasını, söndürüp poşetlemesini, hani her işlemini yaparım. Çok zor bir meslek ama yapacak bir şey yok. Geçim kaynağımız bu. Başka bir geçim kaynağı olmadığı için mecbur yapmak zorundayız. Bu işin tabii başka insanlara göre zordur ama bizim babadan, dededen mesleğimiz olarak bu bulunmuş. Mahallemizde yani Manisa Kula Narıncalı Süleyman Köyü Çokkalar Mahallesi burası. Burada insanların geçimi bu. Arazi yok. Sulu tarım yok. Sadece meş odunu. Her yıl düzenli olarak Orman Dairesi'nin bize vermiş olduğu kesimleri yapıyoruz. Odunlarımızı kesiyoruz bu şekilde. Bu yığım aşaması. Yani farklı farklı çektik zaten. Şeyde görürüz. Tabii zorluğu çok. Kış aylarında karla, yağmurla iş zor. Tabii para kazanmanın her zaman da kolay yolu yok. İlla ki zorluk olmayınca para yok yani. Meşhur olacak şimdi. Tamam. Mutfağa geç oğlum. Gel, kamuoyuna geç. Kula ilçesinde ortalama yıllık 1500 siter civarında meşe odunu üretimimiz var. Bu meşe odunu üretimlerimizi KPS dediğimiz köylü pazar satışıyla öncelikle vatandaşımıza ürettirip daha sonra onlara istikaklandırıp ücretlerini ödedikten sonra nakliye tezkeleriyle birlikte ocaklarına nakletmelerini sağlıyoruz. Daha sonra da bu getirmiş oldukları, satın almış oldukları odunları torluklara yığıp 10-15 günlük bir emeğin arkasından 10-15 günlük bir emeğin arkasından meşe kömürüne dönüştürüyorlar. Zor zor bir süreç. Oldukça meşakkatli bir süreç. Burada herkesin evine helal ekmek götürebilmek için hepsinin yüzleri kararıyor. İs karası oluyor, kömür karası oluyor. Ama en sonunda akşam evlerine vardıklarında hepsi helal kazancın, helal lokmanın vermiş olduğu mutlulukla birlikte evlerine dönüyorlar.
marketten 1 kilogram meşe kömürünü, mangal kömürünü alıp gittiğimizde, bir mangal yaktığımızda aslında onun öncesinde ne kadar zor bir süreçten geçtiğini, nasıl zorluklarla üretildiğini gördük burada. Ben veririm.